Mesaj TV Spor Bülteni'nden mutlu akşamlar efendim. Günün gelişen spor haberleriyle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Şu ana kadar alınan toplu sonuçlar ve bugünün programı şöyle. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün oynanması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyespor Karabük Spor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi. Dünün sonuçlarında ise Gençler Birliği 1 Gaziantep Spor 0, Ordu Spor 2 Ankara Gücü 0, Galatasaray 1, Medikal Park Antalya Spor 1, Trabzonspor 2 Bursa Spor 1. Bugün saat 18'de başlayan mücadelelerde Samsun Spor 1 Fenerbahçe 1, Sivas Spor 1 Kayseri Spor 0. 24. hafta bu akşam saat 20.30'da oynanacak iki mücadeleyle tamamlanacak. Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu'nu kadın ve çocuk taraftarların izleyeceği mücadelede ağırlarken Manisa Spor, Eskişehir Spor'u konuk edecek. Süper Lig'de dün akşam Trabzonspor'la Bursa Spor Hüseyin Avni Aker Stadyumunda karşı karşıya geldi. Bordo Maviller rakibini 2-1 yenerek ligde 3-3 yaptı. Spor koşulları oyun üstünlüğüne dönüştüren bir takımdık. Oyunu tamamen biz kontrol ettik. Pozisyonlar bulduk. Daha farklı bitebilirdi ama futbol enteresan bir oyun. Son dakikada yiyeceğimiz bir golle de puan da kaybedebilirdik. O zaman da bütün dengede bozulabilir. Futbolun güzelliği bu, enteresanlığı zaten burada. Biz de uzun zaman sonra sahamızda bir kar gördük. Hiç karla idman yapmadan bu maça çıktık. Dolayısıyla bütün bu koşullara uyum sağlayan takım olarak iyi bir maç oldu. En önemlisi de keyifli maç oldu ama kazanmak daha keyifliydi. Tabii yoğun kar yağışıyla zemin futbol oynamaya çok müsait değildi ama buna rağmen yine Trabzonspor oyuna hakim oldu. İklim şartlarına ve bu bozuk zemine ayak uydurdu. Bu takım geçen hafta Galatasaray'ı iyi oynayarak, iyi mücadele ederek yenen takım. O yüzden biraz daha kendimize gelmemiz gerekir. Bu hatalar, kaçan gol. Baktığımız zaman bugün tabii yani iyi bir takımın yapmaması gereken hataları yaptık. Çok basit gol yedik yani. Kornerden gol yememiz lazımdı bizim. Aynı golü iki kere yedik. Elimize geçen fırsatı da son dakikada olsa kullanmamız gerekiyordu ama futbolun içinde bunlar oluyor tabii. Bu karşılaşmadan gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray dün akşam konuk ettiği Medikal Park Antalya Spor'la 1-1 berabere kalarak son iki karşılaşmada 5. puanını kaybetmiş oldu. Babylon kişiden bitince yönetici. 10 kişiden sonra 1-1 yönetici, 10 kişiye kadar yönetici değil. Yani çünkü üstümüze gelseler yenebilirlerdi bizi. İkinci golü bulabilirlerdi. Yani üç günde bir veya üçüncü gün yenen maç oynadığımız için ki bazı oyuncular tabii doğal olarak 10 kişi kalınca fizik yapısında bir takım eksiklikler oluyor. O yüzden 10 kişiden sonra bir iyi. Tam da pozisyonlar bulmaya başladığımız an maalesef Barış atıldı. Bu da iyi değil tabii. Bahanesi yok. Barış gibi bir profesyonel oyuncunun şartlar ne olursa olsun yapmaması lazım. Hava şartlarının, saha şartlarının çok sağlıklı olmadığı bir ortamda, daha çok mücadelenin ön plana çıktığı bir ortamda bir puan bizim için yeterli mi? Maçtan önce bakıldığı zaman lidere karşı oynamak, kendi evinde oynamak, evet önemli bir puan gibi görünüyor ama özellikle maçın ikinci yarısı, son 20 dakika final paslarını doğru tercihleri yapabilsek bugün galibiyetle gitmemiz futbolun normal şekli olmalıydı. Ama neticesinde tabii her puan çok değerli, çok kıymetli. Bir de bunu lider takımdan alıyorsanız bu çok daha önemli. Necati Ateş resmen Galatasaraylı oldu. Bugün kulüp binasında resmi sözleşmeye imza atan milli oyuncu, "Tekrar sahaya çıkmak için gün sayıyorum," dedi. Galatasaray'ın yeni transferi Necati Ateş, kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak'la Necati Ateş'in yer aldığı imza töreni Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlandı. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, "Fatih Terim'in Necati Ateş'i yeni transfer olarak görmemek lazım. Bir evladın yuvaya dönmesi gibi," sözlerini tekrarlarken, "Necati'yi çok özlemiştik. O da formasını özledi. Bizi geçmişte çok mutlu etti. Yine mutlu edeceğine inanıyorum.
hem camiamıza hem de kendisine hayırlı olsun. Tekrar evine hoş geldi, dedi. Necati'nin Galatasaray'dan izinli olarak ayrılıp geri döndüğünü kaydeden Albayrak, kendisine çok güveniyoruz. Necati bizi özlemiş, biz de onu özlemişiz. İnşallah çok güzel günleri beraber yaşayacağız. Taraftarlarımızdan da ricam, Necati kardeşimize destek olmaları, ifadelerini kullandı. Sarı kırmızılı ekibe tekrar dönen Necati Ateş, ilk günkü heyecanını taşıdığını vurgulayarak, hocama ve Abdurrahim abiye teşekkür ediyorum. Sözleri beni onur ediyor ve kamçılıyor. Tekrar sahaya çıkmak için gün sayıyorum. Eski günlerdeki gibi şampiyonluklar ve kupalar kazanabilmek için, bu başarıların bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Yuvama geri döndüm. Güzel günleri hep beraber yaşarız inşallah, diye konuştu. Galatasaray'ın hırçın golcüsü Milan Baroš agresif tavırlarına dün de devam etti. Medikal Park Antalya Spor maçına ikinci yarıda oyuna giren Çek oyuncu, hakemle yaşadığı sert diyalog sonrası oyundan atılırken, dördüncü sezonunu geçirdiği sarı kırmızılı ekipte toplamda 30. kez kart görmüş oldu. Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili isimlerinden olan Milan Baroš, golcü kimliğinin yanı sıra hırçınlığıyla da ön plana çıkıyor. Baroš, kart cezası nedeniyle birçok maçta takımını yalnız bıraktı. Medikal Park Antalya Spor karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Çek oyuncu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da toplamda 28 sarı, 2 de kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı kırmızılı ekibin Spor Toto Süper Lig'de dün Medikal Park Antalya Spor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 57. dakikada oyuna giren, ancak 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Milan Baroš, 4. sezonunu geçirdiği sarı kırmızılı takımda resmi maçlarda toplam 28 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Cimbom'da bu sezon attığı 7 gol ve yaptığı 9 asiste takımına önemli katkı sağlayan Baroš'un birçok kartını hakemlerle girdiği diyaloglar ve yaptığı itirazlar sonucunda alması dikkati çekiyor. Golcü futbolcu kart cezası nedeniyle bugüne kadar birçok maçlı takımını yalnız bıraktı. Baroš Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 23 sarı 2 kırmızı, Avrupa kupalarında 4 sarı, Türkiye kupasında ise 1 sarı kart gördü. Kayseri'de Amrabat krizi sona eriyor sayın seyirciler. Daha önce Galatasaray'da oynamak istediğini söylediği için kadro dışı bırakılan faslı oyuncu kulübünden özür dileyince affedilmesi gündeme geldi. Afrika Kupası'ndan elenen Fas milli takımında bulunan ve Kayseri'ye dönecek olan Amrabat'ın telefonla kendisinden özür dilediğini belirten Hurma, "Çok pişman. Kayseri'ye geldiğinde hepimizden özür dileyecek. Hatasını anladı. Eskisinden daha iyi olacağını söyledi," dedi. Kayseri sporlu yıldız oyuncuya Galatasaray kulübü talip olmuş, Kayseri spor yönetimi Amrabat'ı satmayacağını açıklamasına karşın faslı oyuncunun "Galatasaray'da oynamak isterim" sözü süresiz kadro dışı bırakılmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Şoto Arvaladze de konuyla ilgili olarak Nordin Amrabat'ın özür dilemesi halinde affedilebileceğini söyleyerek oyuncusuna yeşil ışık yakmıştı. Üçüncü maçta çok... Mesut Özil futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini açıkladı. Türk asıllı Alman oyuncu Kicker dergisine verdiği demeçte hocasından ve takımından memnun olduğunu söyledi. Real Madrid'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, futbol hayatını Real Madrid'de sonlandırmak istediğini söyledi. Alman Kicker dergisine demeç veren 23 yaşındaki futbolcu, Madrid'de çok mutlu olduğunu, kendisine kalsa kariyerinin sonuna kadar Real Madrid formasını giymeyi tercih edeceğini kaydetti. Açıklamasında Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'yu öven futbolcu, "Benimle devamlı konuşuyor ve bana destek oluyor. Madrid için önemli olduğum hissini veriyor. Gösterdiği inançtan dolayı kendisine minnettarım," diye konuştu. İtalya Ligi Serie A'da 21. hafta zirveyi ilgilendiren maçlara sahne oldu. Lider Juventus'un takipçisi Milan, Lazio deplasmanından puansız ayrılırken tam 8 golün atıldığı maçta Inter evinde Palermo ile 4-4 berabere kaldı. Bu maça damgasını vuran isimler ise Inter takımı adına 4 gol atan Milito ile konuk ekipte hat-trick yapan oyuncu Mikoli oldu. İtalya Ligi Serie A'nın 21. hafta karşılaşmalarında zirvenin takipçisi Milan, Lazio deplasmanından puansız ayrıldı. Olimpiyat stadında oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Lazio aradığı gole 77. dakikada ulaşırken Gonzales'in ara pasında topla buluşan Hernanes, Abbiati'yi avlamayı başardı.
Bu golle moral bulan ev sahibi ekip mücadelenin 85. dakikasında Tomasi Rocchi'nin şık golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Serie A'da haftaya damgasını vuran maçta Inter Palermo ile Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Tam 8 golün atıldığı maçta Diego Milito takımının tüm gollerinde altına imzasını atarken konuk ekipte hat-trick yapan Miccoli de Arjantinli yıldıza ayak uydurdu. Palermo Montovani'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken Milito bu gole 5 dakika sonra cevap verdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda Milito ve Miccoli'nin karşılıklı hat-trick'i ikinci yarıya damgasını vurdu. Miccoli 52'de Palermo'yu bir kez daha öne geçirirken bu golün şokunu üzerinden çabuk atan ev sahibi Inter Milito'ya önce 55'te eşitliği ardından 61'de de 3-2'lik üstünlüğü sağladı. Konuk ekip Palermo'da Miccoli bu gole 5 dakika sonra cevap verirken 69'da Diego Milito bir kez daha sahneye çıkıyor, hem kendisinin hem de takımının 4. golünü kaydediyordu. Milito Miccoli düellosunda son sözü söyleyen Fabrizio Miccoli maçın son anlarında attığı golle 4-4'lük maçın skorunu 4-4 olarak tayin etti. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 18'de başlayan maçların son dakikaları oynanıyor. Son durumları vererek bültenimize noktayı koyalım. Samsun Spor Fenerbahçe karşısında 3-1 önde. Sivas Spor Kayseri Spor mücadelesi ise 1-1 devam ediyor. Dakika 87. Saat 18'de bu iki mücadele başlamıştı. Bugün saat 20.30'da da iki mücadele var ve bu iki maçın ardından da Süper Lig'deki 24. hafta tamamlanacak. Ve bu hatırlatmayla birlikte biz de bugünkü Mesaj Spor'un sonuna geldik efendim. Yarın akşam saat 19.30'da Mesaj Spor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.